Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce internetten aldığım bu bardak altlıklarını nasıl değerlendirdiğimi size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım. Ters örgü ve düğüm tekniğiyle. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle 3,5 numara tığ kullanıyorum. Ve polyester soft makrame ip kullanıyorum. 5-6 numara şişle örülebiliyormuş. 4,5, 5, 4 ve 5 numara tığla örülüyormuş. Ama ben 3,5'la öreceğim. Örümü daha kolay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün delikleri ikişer sık iğne ile doldurdum ve sonuncusuna geldim. Şimdi onu yapıyorum hemen. Size nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Tepeye çıkmıyoruz. İlk baştaki sık iğneye sadece kaydırma tekniği ile şu şekilde kaydırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Şimdi yine tığımda ilmeğim var. Öne doğru gitmiyoruz da gerideki şuna, yani şu gördüğünüze hemen şöyle batıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz ve sık iğneyi yapıyoruz. Yine aynı şekilde geri geliyoruz. İlmeği alıyoruz ve sık iğneyi yapıyoruz. Alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Hep geri gittiğimizde sanki yukarıda bir düğüm atmışız gibi oluyor. Güzel görüntüye sahip oluyor. Şimdi şu şekilde göstereceğim size. Elinizle şöyle düzeltebilirsiniz. Düzeltmenize de hiç gerek kalmıyor. Bu şekilde görünüyor. Son aşamasına geldiğinde tekrar göstereceğim. Sonuna geldim gördüğünüz gibi. Geriye batıyorum yine. İlmeği alıp direkt örüyorum. En sonuncusunu örmüyorum artık. Şunun üzerine birleştireceğim. Önce makasla kesiyorum burasını. Daha sonra şu arka bölümünden içeriye doğru alıyorum. Ve bunu buraya birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu da arkadaki bölüme herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz. Bu işlemi iğneyle de yapabilirsiniz. Şimdi ipimi sakladım. Düğümü burada atmıştım. Buraya kadar içten dıştan yürüttüm. Çok belli olmuyor zaten ama ipi söküldüğü için şimdi ben onu yakacağım. Onu buraya sabitledim. Altlığımız ya da bardak altlığımız hazır. Kahvemizi şu şekilde koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi gayet şık duruyor. Size bir şey daha göstermek istiyorum son olarak. Şimdi düğüm kısımları genelde yukarıda kalmıştı. Arka kısımları bu şekilde görülüyor. İsterseniz tam tersine de çevirebilirsiniz. Şu şekilde. Yani iki şekilde de kullanabilirsiniz. İki şekildeki hali de çok güzel oluyor. Bu ters çevrilmiş hali. Bu da düz çevrilmiş hali. İki şekilde de gayet güzel oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.